Videoya hoş geldiniz. Borsanın en kurnaz, hisseleri en dipte alıp en tepede satan, sağlam şirketlere yatırım yapan, ne üdüğü belirsiz çöp hisselerden uzak duran, spekülasyonlara inanmayan, kısa vadede zengin olma hayalleriyle batmayan, borsanın en elit, en akıllı, en kurnaz yatırımcı kitlesi. Bugünkü konumuz öz sermaye karlılığının piyasa değeri bölü defter değerinden çok daha önemli bir şey olduğunu göstermek ve bunu grafiklerle de hisselerin 10 yıllık hareketlerine bakarak da ispatlamak. Ayrıca Warren Buffett amcamızın da bakalım neler diyormuş, bu işin duayeni o. Tüm videoları çarpı 2 hızla izlemek alışkanlık oldu da. Şimdi biri getireyim. Tavsiye de ederim bu arada. Alışınca güzel oluyor. Bayağı bir vakitten tasarruf edersiniz. Ne diyor burada? Japon borsasından bahsediyor. Bakın Japon hisselerinin piyasa değeri bölü defter değeri 1 diyor, ucuz diyor. İkinci soru işte şu şirket yüksek marjla çalışan ve yüksek öz kaynak karlılığı olan şirketler yatırım yapma eğiliminde. Yani bir tane şirket varmış. Bu şirket öz sermaye karlılığı yüksek şirketlere yatırım yapan bir yatırım şirketi muhtemelen. Diyor ki siz piyasa değeri bölü defter değeri yüksek şirketlere yatırım yapıyorsunuz. Siz ölçüden şaşmışsınız diyor. Veya işte piyasa değeri bölü defter değeri ucuz hisselere yatırım yapma ölçüsünden şaştınız diyor. Şimdi Buffett amca cevap veriyor. Diyor ki ilk soru Japon hisse senetlerindeki kesin rakamları bilmiyorum. Japon hisse senetleri ABD hisse senetlerine göre, Amerikan şirketlerine göre çok daha az kazanıyorlar. Yani Japon şirketleri az kar ediyor. Oransal büyümeleri az, öz sermaye karlılıkları az diyor. Birçok Japon şirketinin kazançları çok düşük. Çarpıcı bir şekilde artacağını düşünüyorsanız, Japon işletmelerinin öz kaynak karlılıkları oldukça düşüktür. Bu da piyasa değeri bölü defter değeri oranını çok çok düşürür. Yani diyor ki burada Buffett amca, eğer bir şirket kar etmiyorsa, büyümesi yavaşsa, o şirketin piyasa değeri bölü defter değeri tabii ki ucuz olacak. Çünkü millet kar eden şirket seviyor. Millet büyüyen bir şirkete ortak olmak istiyor. Dolayısıyla büyümesi yavaş olan şirketler insanlar rağbet olmadığı için piyasa değeri bölü defter değerleri düşüktür. Bu da normaldir. Diyor ki burada bence eğer işletme defter değerine göre %5 kazanmaya devam edecekse, yani bir şirketin öz sermaye karlılığı %5 ise, düşük piyasa defter değeri, düşük piyasa değeri bölü defter değeri oranı hiçbir şey ifade etmiyorduk. Yani bir şirketin öz sermaye karlılığı yıllık %5 ise, piyasa değeri bölü defter değeri 0,5'miş, 0,8'miş, 1'miş önemli değil diyor o Buffett amca. Bir de bunların ülkesinde enflasyon az. Düşün enflasyon %2, %3 olduğunda bile enflasyon patladı bilmem ne yaygara kopan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve enflasyonun %3 olduğu bir enflasyonun %1 olduğu normal değer 1 diyelim %2, %3 olduğunda ortalık karışıyor çünkü. Enflasyonun %1 olduğu bir ülkede bile %5 öz sermaye karlılığına düşük diyen öz sermaye karlılığı yıllık %5 olan bir şirket istediği kadar ucuz olsun, istediği kadar piyasa değeri bölü defter değeri düşük olsun, ucuz olsun hiçbir anlam ifade etmiyor diyen bir adam. Bir de Türkiye'deki hal düşünün. Bizim enflasyon yıllık yüzde kaç? Diyelim enflasyonumuz yıllık %15. Sen gidip öz sermaye karlılığı yıllık %10 olan bir hisse alırsan uzun vadede zarar edersin. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı düşük olan şirketlere bakma olasılığımız, bu oranın yüksek olduğu şirketlere bakma olasılığımızdan daha düşük. Yüksek olması iyi işletme olma şansını arttırır. Yani diyor ki burada Buffett amca bir şirketin piyasa değeri bölü defter değeri düşükse sıkıntı var zaten diyor. Demek ki piyasa onda bir ışık görmemiş. Ya tabii bu günümüz borsasında şirket kötü olduğu halde piyasa değeri bölü defter değeri çok yüksek olan şirketler de var. Bu doğru. Hani dikkat etmek lazım ama iyi olan şirketlerin, öz sermaye karlılıkları çok yüksek olan şirketlerin piyasa değeri bölü defter değerini bir bulamazsınız. Özellikle hele bir fabrika ise falan imkansız gibi bir şey diyebilirim. Korona da biliyorsunuz borsa yarıya düştü o zaman bile. Bu öz sermaye karlılıkları çok yüksek fabrikaların
Piyasa değeri böl defter değeri 1'e düşmedi. Ha, tabii sarmaya karlılığı da düzenli bir şekilde yüksek olacak. Yoksa şirket 10 yıldır batık durumda. 40 yılın başı çok yüksek kar etmiş. O da geçerli değil. İstikrar olması lazım. Evet. Durumlar böyle. Buffett amca da aynı fikirde. Tabii işte borsa beklentiyi satın alır. Borsa geleceği de satın almaya çalışır. Bu doğru. Ve borsa gelecekteki karları da satın almaya çalışır. Bu yüzden, zaten bu yüzden bir şirket çok süper bir iş anlaşması yaptığında, çok süper bir ihracat anlaşması yaptığında hissesi kısa bir sürede uçar. Bu da normal bir şeydir. Çünkü neden? Borsa gelecekteki karları da satın almaya çalıştığı için bu iş anlaşmasıyla gelecek karları da önceden satın almaya çalışır. Hisse karlar bilançoya yansımadan önce yükselir ve beklenti gerçekleştiğinde de satış gelebilir. Güzel bir bilanço gelecek diye alınır. Güzel bilanço gelince satılabilir yani. Böyle şeyler çok oluyor. Tabii beklentiden çok daha iyi bir bilanço gelirse o zaman hisse yükselebilir. Dolayısıyla evet, borsa gelecekteki karları da satın almaya çalıştığı için tabii ki öz sermaye karlılığı çok yüksek şirketlerin piyasa değeri böl defter değerleri tabii ki daha yüksek olacak. Büyümesi yavaş olan şirketlerin gelecekte çok da bir kar yok ki borsa onları satın alabilsin. Büyümesi yavaş olan şirketlerin gelecekte çok da bir kar yok ki borsa onları satın alabilsin. Büyümesi yavaş olan şirketlerin gelecekte çok da bir kar yok ki borsa onları satın alabilsin. Dolayısıyla onların piyasa değeri böyle defter değerleri ucuz olarak kalmaya devam edecektir muhtemelen. Ha, bir şirketin öz sermaye karlılığı çok yüksektir. Şirket çok büyüyordur. Piyasa değeri böyle defter değeri düşüktür. O tabii ki daha güzel ama öyle bir dünya yok. Öyle bir hisse yok yani. Sadece GEO'lardan var. Bir de holding olabilir. Ama bir fabrika hissesi olmaz yani öyle bir şey. Veya bir sanayi hissesi, üretim yapan, yenilenebilir enerji, yazılım hissesi falan olmaz. Öyle bir dünya yok. Dolayısıyla bir şirketin öz sermaye karlılığı yıllık %50 ise ve bunu istikrarlı bir şekilde yapıyorsa o hissenin piyasa değeri böyle defter değeri 5 olabilir. Bu normalde kabul edilebilir. Ki zaten baktığınızda hissenin tarihine o hisse hep 5 PDD'den işlem görmüştür. Ve şirket yeni karlar ettikçe 2 yılda piyasa değeri böl defter değeri yarıya düşüyor zaten. Ve hisse de 2 yılda 2 katına çıkmış oluyor. Piyasa öz sermaye karlılığı yıllık %50 olan ve piyasa değeri bölü defter değeri 5 olan hisseyi de 2 yılda 2 katına çıkarmış oluyor ve o 5 piyasa değeri bölü defter değeri korunmuş oluyor hep. Genelde böyle olmuştur yani borsada. Bu oran sabit kalıyor genelde. Şirketin karlılığı böyle devam ettiği sürece. Mesela BİMAŞ diyelim. Karlılığı çok yüksek bir şirket. BİMAŞ'ın piyasa değeri böl defter değeri hiç bir olmamıştır. Hep yüksektir piyasa değeri böl defter değeri. Neden? Çünkü borsa gelecekteki karları da satın alır ve BİMAŞ hep piyasa değeri böl defter değeri yüksek olmuştur. Ve şirket kar ettikçe piyasa değeri böl defter değeri düştükçe borsa o hisseyi tekrardan kaldırmış ve 10 yıl boyunca yukarı giden bir hisse olmuştur. Bir de bakacağız zaten şimdi. Mesela bakacağımız hisselerden bir tanesi Garanti Bankası. Öz sermaye karlılığı yıllık %10. Piyasa değeri böl defter değeri 0,60. Ucuz bir hisse. Bakacağımız bir diğer hisse Ford Otosan. Öz sermaye karlılığı yıllık %70. Tabii bu en iyi bilançosu geldi. Eskiden %30, %40, %50 falandı. Ama yine de tabii ki yüksek bir karlılık. Piyasa değeri böl defter değeri 8,94. Bir diğer hissemiz Aselsan, öz sermaye karlılığı yıllık %28. Garantiden çok daha fazla kar eden bir şirket ve büyüyen bir şirket. Piyasa değeri böl defter değeri 2,18. Bakacağımız bir diğer hisse Enka İnşaat. Öz sermaye karlılığı yıllık %10. Piyasa değeri böl defter değeri 0,94. Ucuz bir hisse. Şimdi bunlara bir 10 yıllık bakalım. Şimdi bakın, şurada ben 2010 tarihinde 15 Mart 2010, şurada endeksli Froto yapışık burada. Bakın endeks %200 yükselmişken 10 yılda Froto %1700 yükselmiş. Endekse 8,5'a falan katlamış. Bakın buradaki grafik oransal bir grafik. Burada sayılar yazmıyor. Burada sadece oranlar yazıyor. Bu oran orantının doğru hesaplanması için sayıları kapattım. Sadece oranlar yazıyor. Bir de şimdi Garanti Bankası'na bakalım. Bakın Garanti Bankası endeksin altında kalmış. Garanti Bankası 2010 tarihinden beri sadece %40 yükselmiş. Yani 2010 tarihinde 100 bin TL'lik garan aldıysanız şu anda 140 bin TL oldu. Tabii ki döviz kurunu ve enflasyonu düşündüğünüzde artık kar mı etti, zarar mı etti de siz düşünebilirsiniz. Bakacağımız bir diğer ise BİMAŞ'a bakalım. Bakın BİM mağazası da
kaç? %1649. Bu da endeksi 8'e katlamış. Bir diğer hissemiz Aselsan. Bu da kar eden bir şirket. Karlılığı yüksek bir şirket. Öz sermaye karlılığı yüksek. Bunu 2016'ya getirilmiş. 2010'a getireceğiz. Aselsan'a baktığımızda da bakın. Bu da %3150. Bu da endeksi 15'e falan katlamış. Hadi diyelim ki işte Aselsan'ın piyasa değeri böyle defter değeri 2 olduğu için bazıları diyebilir ki işte bu ise şişik falan ıvır zıvır. Bu arada Aselsan şişik bir hisse değil. Bu karlılığa göre ucuz bir hisse. Bunu da söyleyeyim. Hadi diyelim ki Aselsan'ın piyasa değeri böyle defter değeri 1 olsa. O zaman hani %3150'yi bölelim 2'ye %1500 yükselmiş. Yine de Garant'tan, yine de Enka'dan daha çok yükselmiş. Aselsan'ın yükselişini 2'ye bölsek bile, piyasa değeri bölü defter değerini 1'e getirsek bile yine de endeksi 15'e katlamış. Enka'ya bakalım. Ucuz bir hisse. Bakın endeks %200 yükselmiş. Enka da %360. Endeksi 2'ye bile katlayamamış. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Tabii ki Garant'a ve tabii ki Garanti Bankası'na ve Enka'ya kötü hisse falan demiyorum. Hisselerin aleyhinde konuşmuyorum. Ama şu bir gerçek ki Aselsan, Froto, Bimaş Enka'dan da Garanti'den de daha çok kazandırmış. Bu bir gerçek ve bu böyle olmaya da devam edecek. Çünkü borsa gelecekteki büyümeleri ve gelecekteki karları da satın aldığı için hangi şirket kar edecekse onu satın alacak borsa. Hangisi daha çok büyüyecekse, hangisinin büyüme oranı daha fazla olacaksa tabii ki borsa onu satın alacak ve onu götürecek. Bu devran böyle gelmiş, böyle gidecektir muhtemelen. Zaten Warren Buffett amcamız da aynı görüşte. Bir de işte Aselsan yükselmiyor. Aselsan Kaan'a gibi ise bilmem ne. Ya Allah'tan kork. Hisse %3500 yükselmiş. 35 kat. Bu neyine yetmiyor bazı insanların anlamış değilim. İşte bazı insanlar çok hırslı, çok açgözlü. Bakıyor öyle alt pazarda bir hisse 10 tavan yapmış. İşte diyor Aselsan kötü 10 tavan yapan hisse güzel. Şunu söyleyeyim. Belki 5 yıl sonra, 10 yıl sonra borsada o ne idüğü belirsiz hisseler borsada olmayacak. Ama Aselsan var olmaya devam edecek ve borsada olmaya devam edecek. Ayrıca o tavan tavan giden hisselerin taban taban geri dönüşleri de olabilmekte. Birçok insan zannediyor ki bir hisse de zararda bekleyeyim, zarar çıkacak. Öyle bir dünya yok. Çıkmaya da bilir. Hisselerin şöyle bir 10 yıllık grafiklerine bir bakın. 10 yıldır zararda bekleyen birçok insan mevcut. Hala o zirveye gelmediyse, 5 yıl önceki zirveye gelmeyen çok hisse mevcut. İşte öyle koronadan sonra borsada bir ralli oldu, bayağı büyük spekülasyonlar oldu. Çok değişik olaylar yaşandı ama bu hep böyle devam etmeyecek. İşte Aselsan'ın önemi o zaman anlaşılacak. Ve her yıl %30 para kazandırmaya ortalama devam edecek. Tabii git dipte alırsın, tepede satarsın. Çok daha fazlasını kazanırsın ama sen gidip de Aselsan'ı en tepede alırsan, burada alırsan o zaman piyasa defter değeri Aselsan'ın 7 miydi 8 miydi o zaman öyle bir şeydi. Sen gidip Aselsan'ı böyle uçmuşken alırsan tabii ki beklersin. Aselsan'ın piyasa değeri bölü defter değerinin 8 olabilmesi için öz sermaye karlılığının yıllık %80 olması lazım. Öz sermaye karlılığı yıllık %30 olan hissenin piyasa değeri bölü defter değeri 8 iken alırsan geçmiş olsun. Hisseye değer biçebilmek lazım. Şimdi Aselsan piyasa değeri bölü defter değeri 2. Burada en tepedeyken 7-8 falandı. Dediğim gibi yanlış anlaşılmasın. Garanti Bankası ucuz hisse evet. İşte koronadan önceki zirvesine bile gelemedi. Şu an birçok hisse uçtu gitti. O zirveleri geldi geçti. Bankalarda tabii ki bir potansiyel var. Ucuz oldukları için. Garanti de para kazandırır. Enka da para kazandırır. Sonuçta ikisi de kar eden şirketler. Ama Aselsan, Froto, Bimaş bunlar daha çok para kazandırmaya devam edecektir muhtemelen şirketlerin büyümeleri böyle olduğu sürece. Bu tarz eğitim videolarını Borsa Eğitim Serisi ismini oynatma listeme eklemekteyim. Bu oynatma listesini baştan sona izleyen kendini geliştirmiş olacağını düşünmekteyim. İzlediğiniz için sağ olun.